Değerli arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün dayanışmak için bir aradayız. Bilindiği gibi basın çok zor dönemler yaşıyor. Hemen her gün bir meslektaşımızın gözaltına alındığını duyuyor. Birçoğunun da mahkeme kapılarında adalet aradığını görüyoruz. Şu anda ülkemizde 38 gazeteci cezaevinde özgür olacağı günleri bekliyor. Dışarısı derseniz gazeteciler için, daha doğrusu mutlu bir azınlık dışındaki bütün yurttaşlar için açık bir cezaevi gibi. Gazeteciler çalıştıkları yayın kuruluşlarında sansür, otosansür ve patron baskısına direniyor, mesleğimizi icra etmeye çabalıyor. Bu mücadele yetmezmiş gibi bir de patronların iki dudağı arasından çıkan bir sözle işsiz kalabiliyoruz. İşsiz gazeteciler kervanına her gün yenileri ekleniyor. Bu işsiz kalan arkadaşlarımızdan bazıları ise yine patronun doymak bilmeyen iştahının kurbanı olmaya devam ediyor. Çalışırken gazetecileri asgari ücrete, köle gibi açlığa mahkum eden patron, işsiz bıraktığı gazetecinin ihbar, kıdem tazminatı, maaş ve izin ücreti gibi anne sütü kadar kutsal emeğine helal göz dikebiliyorlar. Evet, Diyarbakır'da geçen hafta yayınına son verilen, geçen haftalarda yayınına son verilen Yeniden Günaydın gazetesinden ve patronundan söz ediyoruz. Bu gazete yayınına başlarken hiçbir maddi kaygı gütmeden uzun soluklu bir mecra olacağının sözünü vererek arkadaşlarımızı kurulu düzenlerinden alıp bünyesine kattı. Çok değil, daha ilk sayısının üzerinden 6 ay dahi geçmemişken gazete zarar ediyor gerekçesiyle kapatılmasına karar verildi. Nerede kaldı maddi beklentinizin olmayışı? Nerede kaldı uzun soluklu yayın? Demek ki sadece vatandaşa caka sattınız. Arkadaşlar, amenna. Ekonomi gerçekten çok kötüye gidiyor, anlıyoruz. Bu bakımdan kapatma kararı almanızı da verdiğiniz sözlere esas patronun, aslındaki gerideki esas patronun sahip olduğu ekonomik güce rağmen belki de anlayabiliriz. Ama emekçi arkadaşlarımızın anne sütü kadar kutsal haklarına göz dikerseniz bunu kabul edemeyiz, bunu anlayışla karşılayamayız. Bu konuda Yeniden Günaydın gazetesinin patronuyla birkaç kez görüştük. Ahmet Aydın bizzat bize emekçi arkadaşlarımızın yasal haklarının tümünü ödeyeceğinin sözünü verdi. Ancak bir gün sonra bu verdiği sözleri unutup tutmamaya başladı ve telefonlarımıza çıkmaz oldu. Değerli arkadaşlar, işsiz kalan arkadaşlarımız yasal alacaklarının buharlaşmaması için yasal sürenin son gününde ara bulucu sürecini başlatarak adli makamlara başvurdular. Kendilerine sistem tarafından bir avukat arabulucu tayin edildi. Bu avukat, gazetenin patronu Ahmet Aydın'la ilk toplantı gününü belirlemek ve bildirmek üzere bir telefon görüşmesi yaptı. Avukatın bize ilettiğine göre, patron Ahmet Aydın, arkadaşlarımızın hiçbir alacaklarının olmadığından bahisle anlaşma masasına oturmayacağını bildirmiş. Bugün patron Ahmet Aydın'ı uyarmak üzere toplandık. Cuma günü arabulucu masasına gelin ve mütabakat zaptını imzalayın. Arkadaşlarımızın da haklarını teslim edin diye çağrıda bulunuyoruz. Dayanışmanız için teşekkür ediyorum. Gazeteden ayrılan arkadaşlarımız burada. Kendileri de dilerlerse söz alsınlar. Olan biten konusunda, talepleri konusunda daha aydınlatıcı şeyler anlatabileceklerini düşünüyorum. Buyurun. Şimdi şöyle sendeki mikrofonu da ona. Yeniden Günaydın gazetesi, Diyarbakır'ın 10. değer gazetesi olarak yayın hayatına başladı. 1 Temmuz'da yayın hayatına başlayan gazete 4 Ocak son sayısıyla yayın hayatını sonlandırdığını açıkladı. Gazete patronu ise dijital yayının devam edeceğini, sadece baskılı yayının sona erdiğini ifade etti. Ancak sonrasında 10 Ocak Gazeteciler Günü'nde tüm çalışanların topluca çıkışı verildi. Yani geriye dönüp ayın 5'ine göre çıkışlarımız verildi. Patronla gazetenin imtiyaz sahibiyle görüştük. Son görüşmemizde son maaşımızı alabileceğimizi ama işte ihbar bültenidir, bu tazminatları almaya hakkımızın
olduğunu ancak kendisinin bunları veremeyeceğini ifade etti. Ya biz de bu haklarımızın sonuçta kış ortasında işimize son verildi. Yani ihbar kıdem tazminatı en azından birkaç aylık bizim için bir şeydi, bir garantiydi ekonomik olarak. Hani bizi sonuçta topluca işten çıkardılar. Hiçbir bildirimde bulunulmadı. Yani yazılı olarak bize bu beyan edilmedi. Sadece sözlü olarak işten çıkarıldığımız söylendi. Ve SGK'dan bize gelen mesajla ayın 5'inde, 5 Ocak'ta işimizin kesildiği yönünde. Şimdi biz son olarak yine patronla da görüştük. Yani çünkü dedik hukuki olarak hakkımızı arayacağız ama bunun öncesinde en azından bir görüşelim. Orada da olumlu bir sonuç çıkmadı. Sonra gazeteciler cemiyeti devreye girdi. Onların çabaları da bir sonuç vermedi. Yine TGS devreye girdi. Görüşmeler oldu. Önce hakkımızı vereceği söylendi ama sonra ondan da vazgeçildi. Arabulucu görüşmesine de olumsuz yanıt verildi. Yani biz hakkımızı sonuna kadar arayacağız. Gazetecilere dönük yapılan bu sonuçta yaklaşımı kabul etmiyoruz. Sonuçta biz haklıyız ve hakkımızın sonuna kadar arkasındayız.